Herkese merhabalar arkadaşlar. İkinci dönem 1. yazılı kampı 10. sınıf matematik yazılı hazırlıkta sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, öğrenci notları ve sorularıma geçmeden önce her zaman olduğu gibi bir takvimimize bakalım. Takvimim artık sadece yazılı odaklı, yazılı kampı takvimi arkadaşım. Bugün dersleri şahı matematikle başlıyoruz. Ve gördüğün gibi arkadaşlar seri bir şekilde 6 gün boyunca yazılı kampı sizlerle ve en son İngilizceyi de yapıp bu pazar gün inşallah kampı bitiriyorsun. Yazılarında başarılı olsun. İnşallah yazıların hepsi iyi geçer. Tonguç Plus'ta da arkadaşlar ne var? YouTube kampının 2 katı kadar yazılı provası var. Biz burada sana çok güzel bir video hazırladık. Ve konu özeti de var. Tonguç Plus'ta da 2 tane yazılı provası var. Onu da görmek istiyorsan tonguçakademi.com'a girip oradan görebilirsin. Ve arkadaşım bugüne kadar sana hep Dinamo kitabından ödevler verdik. Soru bankasından sorularını yap demiştik. İnşallah yapmışsındır. Çok faydasını göreceksin. Zaten bizi diğer kanallardan ayıran fark neydi? Ayıran fark ödevlendirme sistemiydi. Ve ödevini de haftası haftasına günü gününe yaparsan süper oluyordu. Şimdi geldim arkadaşım yazılı ile ilgili konuşmaya. Artık yazılı ile ilgili konuşalım. Birincisi, biz ilk dönem sayma olasılık görmüştük. Sonra fonksiyonlar görmüştük. Sonrasında da polinomlar diye içinde polinomun özellikleri, 4 işlemin olduğu, ortak çarpan yani çarpanları ayırmanın olduğu, hatta özdeşliklerin bayağı bir önemli olduğu ve daha sonrasında rasyonel ifadenin sadeleştirilmesi diye 3. ünite görmüştük. Ve burası o kadar uzundu ki hatta ve hatta müfredata göre 2. döneme de sarkmıştı. Bu kısımla ilgili kesinlikle çok önemli sorular gelecektir arkadaşlar. Ben de dedim ki polinomların kuralları ile ilgili 2 soru bekliyorum. Ve sonrasında da arkadaşlar zaten diğerleriyle ilgili de birazdan yazılıda göreceksiniz. Bazı hocalarımız belki polinomun başı ile ilgili sormayabilir ama sorulacağını düşünüyorum. Diğer kısımlardan zaten banko soru var. Özellikle özdeşlikler kısmı kesinlikle olmazsa olmaz. Onunla ilgili 3 soru koydum arkadaşım. Ve 2. dereceden denklemler kısmı müfredata göre kesinlikle geçmiş olmanız lazım. Ve orada da kesinlikle buradan da soru geleceğini, karmaşık sayılardan, 2. denklemin özelliklerinden, kök katsayı ilişkisinden soru olacağını düşünüyorum. Ve de ne var arkadaşım? Bazı okullarımız dörtgenlere de ufak bir giriş yapmış olabilir çokgenler kısmıyla. Onları da hepsini göstereceğim 5. ünite olarak, merak etmeyin. Hemen hızlıca artık mevzuya dalalım. Öğrenci notlarımıza bakalım. Öğrenci notları olmazsa olmaz, konuyu hatırlatmamız kesinlikle şart. Hemen bakalım ne var burada. Px polinomumuz vardı arkadaşlar. 3. ünitemiz polinomlardı. Px polinomumuzda an x üzeri n, an eksi 1 x üzeri n eksi 1. Burada böyle a'ların katsayı olduğu, x'lerin de bilinmeyen ve üstlerinde bir şeylerin olduğu, derecelerin olduğu bir polinom vardı. Ve burada dikkat etmen gereken, kesinlikle x'lerin önündeki katsayılar reel sayı olacaktı. Üstlerinde kesinlikle doğal sayı olacaktı. Bakın, üstler doğal sayı olacak. X üzeri 4, x üzeri 0. Hatta bu görünmüyordu. Direkt ne yapıyorduk? Burada a0 diyorduk. Bunlar kesinlikle, üstlerim kesinlikle doğal sayı olacak dediğim. Ve bu kısımda işte ben fonksiyonlardan ayrılıyordum. Yoksa fonksiyonlara çoğu yeri benziyordu dedim. Baş katsayı dediğimiz şey neydi? Bir polinomun en büyük derecelisinin önündeki katsayıya biz baş katsayı diyorduk. Bunu da söyleyelim. Peki derece neydi? Derece en büyük üssün sayısına biz derece diyorduk. Mesela bir tane px polinomum varsa, neyle başlıyorsa, x küple başlıyorsa, 2x kareyle devam ediyorsa, buradan da böyle küçülerek devam ediyorsa o zaman senin derecen 3'tü. Bakın baş katsayısı ne? Baş katsayısı da görünmez bir 1 var, 1'dir. Peki sabit terim ne? İşte buraya eksi 3x yaparsam, artı 4 dersem işte x'siz kısımda sabit terim oluyordu. Peki bir polinomun içerisi x olsa da, içerisi px eksi 2 olsa da polinomun sabit terimi deyince senin yapacağın şey x'in yerine 0 koymak. Bakın burada 0 koyuyorsun. p0'dan dolayı sen sabit terimi bulabilirsin. Çünkü x'ler gitmiş oluyor. Sana px-2 polinomunun sabit terimin derse yine burada 0 koyuyorsun. Ve 0 koyduğun anda p-2'nin cevabında sabit terim buluyorsun. Aynısının tıpkısının benzeri, o da ne? Polinomun katsayıları derse bu sefer ister px olsun, ister px-2 olsun, ne olursa olsun katsayılar dediği anda x'in yerine 1 koyuyorsun. 1 koyduğun anda da katsayılar toplamını buluyorsun. Burada da 1 koyuyorsun. Mesela burada da sana p-1 katsayılar toplamını verecektir. Ama kimin? px-2 polinomunun dedim. Onu da söylemiş oldum. Ve burada öyle bir kalıp var ki arkadaşım. Öyle bir kalıp var ki polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan eksi 6'dır ya da kaçtır ya da şudur budur derse burada ne yapıyorduk? Hemen sana söylediği şu ifadeyi sıfıra eşitliyorduk. Buradan da x'in yerine 2 koyuyorduk. 2 koyduğumuz anda da senin mesela polinomun p x artı 3 ise o zaman sen ne diyorsun biliyor musun? Hemen burada yerine koyuyorsun. Diyorsun ki p 5 eşittir eksi 6'dır diyordun. Kalıp buydu. Burayı sıfıra eşitleyip burada x'in yerine koyuyorsun. Hangi polinomsu? Ben bir tane örnek olarak bunu gösterdim. X artı 3 ise yine x'in yerine koyuyorsun. X'in yerine, x'in yerine, x'in yerine. Nerede olursa olsun x'in yerine koyuyorsun arkadaşım. Unutma. Geçtim. Bir de 4 işlem vardı. Polinomlarda 4 işlemde üstleri, dereceleri aynı olanları hemen çataçuta topluyordun ve geçiyordun. Farklarda da üstleri aynı olanların farklarını yani çıkarımını yapıyordun. Yeni bir polinomu ortaya çıkartıyordun. Çarpmada ise herkes birbiriyle çarpılacaktı. Mesela x kare artı 3 var. Burada da x küp artı 2x eksi 3 var. Burada işte bunların her birini tek tek çarpıyorsun ve ona göre de işlem yapıyordun. Bu da çarpmaydı. Bölme olarak özel bir bölme vardı. O da neydi? Çarpanlara ayırma kısmıydı. Unutmuyorsun. Bir de derece sorarsa derece zaten sorduğunda ne yapman gerektiğini örnek sorumda göreceksin. Kesinlikle ben derece sorusu da sorulacağını düşünüyorum sınavda. Dedim bu kısmı geçtim. Arkadaşım bak ilk kısmı geçtik. Neresi bu? Polinomun kuralları kısmını geçtim. Yani polinomun temel kurallarını geçtim. Şimdi çarpanları ayırma kısmına geçiyorum. Polinomlar ünitesinin çarpanları ayırmasına geçiyorum. Burada da yine çok önemli mevzular var. Birincisi ortak çarpan parantezini alıyorduk. Nasıldı? Bakın x çarpı x çarpı y. X kare demek x çarpı x demekti. Burada da x çarpı y var. Arada da artıyla birleşen iki tane ifade var. İki tane ifade varsa o zaman ben bunu bakın x x y'ydi. X y y'ydi. O zaman x y'ler ortak olduğu için alırsam buradaki 2x'ten bir tanesini aldım. Bir tane kaldı. Y'yi alırsam gitti zaten kalmadı. Buradaki x'i y'ye alırsam bir tane y var. Bunu da halletmiş oldum. Bakın ortak çarpan parantezine almış oldum. Peki arkadaşım. Peki gruplandırarak çarpma varsa ne yapacağız? Orada da herkesi aynı anda ortak paranteze alamayabilirsin. Ama bakın şu a ile şunu birleştiririm. Ne olur orada bana? A parantezini alırsam 1. Burada da a parantezini alırsam eksi x kalır. Buraya baktığımda da b parantezini alırsam da burada ne kalıyor? X eksi 1 kalıyor. İşte bakın burada ikisinde de şu an x eksi 1 var. Bu 1 eksi x olsa da ben ne yaparım? İstersen 1 eksi x parantezini alırım. 1 eksi x parantezini alırsam bu a olur. Burada da 1 eksi x ile x eksi 1 birbirinin eksilisi olduğu için bakın önüne eksi gider. O zaman burası da a eksi b olur dedim. Bakın gruplandırarak ikili gruplandırdım. Yine çarpanlarına ayırmış olduğum. Ve arkadaşım çok önemli bir mevzu. Özdeşlikler. İşte özdeşliklerde bilmen gereken iki kare farkı. Birinciden ikinciyi çıkartıyorsun. Birinciyle ikinciyi topluyorsun. Hallediyorsun arkadaşım. İkinci olarak iki küp farkı. İki küp farkında neydi? En öz hallerini alıyorsun. Sonra sanki bir tam kare alıyormuş gibi. X kare y kare. Birinciyle ikinci çarpın. İki katı değil de ne var burada? Birinciyle ikinciyi çarpıyorsun. İki katı yok. En öz halleri ve iki kare tam kare alıyormuş gibi. Bak bunu böyle anlatmıştık. Çok da akılda kalıcıydı. Yalnız şurada 2 yoktu. Dikkat. Bir de dikkat etmen gereken burası eksi ise burası eksi. Burası eksi ise burası artıydı. Bakın toplamında da en özellerini aldım. Yine aynı yazdım ikinci tarafı. Burası artıysa burası artı. Artıysa eksiydi. Bakın eksiyse artı. Artıysa eksiydi. Unutma aklında olsun. Ve kesinlikle sakın şöyle bir kıroluk yapmıyorsun. Kesinlikle sakın böyle bir saçmalamıyorsun böyle. Bir şeyin karesi, ikili ifadenin karesi ayrı ayrı karelerin toplamı değildir. Neden? Çünkü arada bir ne vardır? 2 ile çarpılma durumu vardır. Ne o? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı mevzusu vardır. Bu arada arası eksi ise sadece şuraya bir eksi gelecek. O kadar. Arası artı ya da eksi olduğunda da küp açılımında da biliyorsunuz ki binom açılımında 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 demiştik. Ve burada da ne yapacaktı? 1, 3, 3, 1 diye ayrılacaktı. Eksi y olursa bakın eksi y'nin tek kuvvetinde eksi. Y'nin tek kuvvetinde eksi. Çift kuvvetlerinde eksi yutacağı için eksi olmayacaktı. Hatta ve hatta biz bunu ezberden ne demiştik? Artı, eksi, artı, eksi ile devam ediyorsun demiştik. Ve burada dikkat etmen gereken şey şu. X küple başlıyorsun. X'ler aşağı doğru iniyor. X kare, x diye iniyor. Y üzeri sıfırla başlıyorsun. Y üzeri 1, Y üzeri 2, Y üzeri 3 ile devam ediyor. İşte bu küp açılımıdır arkadaşım. Bu tam kare açılımdır. Bunlar da küp farkları ve küp toplamlarıdır. Burası da iki kare farkıdır dediğim. Ve arkadaşım unutmaman gereken yine bir yer. Neydi o? Çarpanlara ayırma kısmıydı. Mesela nasıl bir çarpanlara ayırma olur? X kare eksi 3x artı 2 olur. Dersin ki burası eksi 2'ye eksi 1. Burası x'e x dersin. O zaman buradan x eksi 2'ye ne yaparsın? X eksi 1'i şeklinde ayrılıyor dersin. Ya da adam sana der ki 6x kare artı x eksi 15 der. Sen buraya ne dersin? 3x'e 2x dersin. Bakın hangi iki sayının çarpımı 6x? 3x ile 2x. Buraya da 5'e 3 dersin. Yalnız bunlardan hangisi artı hangisi eksi? Onu bilmek için hemen şuraya bakarsın. Artı 1 olduğuna göre arkadaşım buna artı dersin, buna eksi. Neden diyorsun hocam? 3 kere 3 9 ama eksi 9. 2 kere 5 10 ama artı 10. O zaman ne oldu arkadaşım? 3x ile eksi 3 çarpılacak. 3x ile eksi 3 çarpılacaksa onlar aynı parantezde olmayacaktı. Kim ne olacak o zaman? 3x ile 5 olacak. O zaman 2x ile de eksi 3 olmuş olacak. Bakın 5 kere 3 eksi 15. 3x ile 2x 6x kare. 3x ile eksi 3 eksi 9. Burası da artı 10 artı 1 oldu ve olayı patlattım. Değişken değiştirme sorarsa sana arkadaşım. Değişken değiştirmelerde çarpanları ayırma yapmak istiyorsan, sorunun içinde durmadan aynı şey geliyorsa. Mesela adam diyor ki x eksi 1'in karesi artı 3 tane x eksi 1 artı ne diyor bir de arkadaşım sana? 2 diyor. Benim sana biraz önce yaptığımın aynısı bak. Bak benim sana yaptığımın biraz önce aynısı. Burada x vardı. Burayı eksi yapsak bakın mesela. Bir şeyin karesi 3 tanesi ve artı 2. O zaman kardeşim her yerde aynı şey olduğuna göre sen burada x eksi 1'e m dersin. O zaman ne yaparsın? M'nin karesi eksi 3m artı 2'yi çarpanlarına ayırırsın. Sonrasında da devam edersin olaya. Sonrasında yine çarpanlarına ayırdıktan sonra m ile x eksi 1'in yerini değiştirirsin. Onu böyle halledersin. Rasyonel ifadelerin sadeleştirmesinde de unutma. Ne var arkadaşım? Orada da bunları bildiğin sürece hemen çat çat sadeleştireceksin. Bununla ilgili de yine sorun var, merak etme. Bu arada bir şeyin tam karesi var mı yok mu ona bakarken de ne yapıyorsun? Mesela adam sana diyor ki a kare eksi 4a diyor. Sen diyorsun ki a birincinin karesi var burada. Burada birinci ile ikincinin çarpımın iki katı. Bak iki katında 2 var. Birinci a burada. Burada 2a olması gereken eksi 4 demiş. Ha demek ki ikinci sayımda eksi 2'dir diyeceksin ve bakacaksın. Bu çünkü a'nın karesi. Bu da b'nin karesi. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı mevzusuna dikkat edeceksin. Adam bazen sana şöyle verir. A kare eksi 4a artı 5 der. Sen o zaman şöyle düşüneceksin. Diyeceksin ki a bu şöyle ayrılabilir. A kare eksi 4a artı 4 artı 1 diye ayrılabilir. Niye? Böyle yaparsan tam kare olur diyeceksin. Ve bu binom açılımını unutmuyorsun. Neden? Çünkü 3'ten daha büyük bir açılım sorarsa sana fen liseleri sınavında mesela bunları kullanmak zorunda. Senin katsayılarında 3 küpler varsa bu bir küp açılımı olduğunu anla. Mesela 6'ya 12 olabilir. Bunlar nereden gelir? Demek ki yine 3'ten gelir. Sen hemen cingöz olacaksın. Küpler varsa ona göre diyeceksin ki burada bir küp tam açılımı vardır diyeceksin. Yapacaksın. 4 gibi katsayılar varsa bu da 4. kuvvetin açılımıdır. Aklında olsun. Geldik 4. üniteye ama 3. ünite ile ilgili sana bir şey göstermek istiyorum. Bakın 3. ünite şu an bitti. 3. ünitede ne vardı? Polinomlar vardı. Bakın polinomlar konusuyla ilgili 3. ünitede Dinamo kitabımızda polinomları bitirdiğin anda benim verdiğim ödevleri yaptıysan zaten buraya kadar gelmişsindir. Yapmadıysan sınavına kadar önemli gördüğün soruları, sınavda çıkabilecek soruları yap arkadaşım. Ve daha önemlisini sana söylüyorum. Bakın ünitenin sonunda ne var? Yazılı provası var. Yazılı provasında yapamadıklarını karekoda okutuyorsun. Canım hocam senin için yapıyor. Bakın buranın tamamı işte arkadaşım. Yazılıda çıkabilecek sorular. Bu sorulara bakıyorsun. Bu soruları da anlamaya çalışıyorsun. Ve sınava bomba gibi hazırlanıyorsun arkadaşım. Yazılı provasını sakın kaçırma. Neyle ilgili? Bu polinomlarla ilgili. Polinomları bitirdim. Şimdi 2. dereceden denklemler ünitesindeyim. Bakın arkadaşlar öğrenci notlarımda 4. ünite 2. dereceden bilmeyen denklemler ve kökleri konusu. A, B, C reel sayı olacaktı ve A 0 olmayacaktı. Olursa ne olurdu arkadaşım? Olursa gördüğün gibi x kare gider. X kare gitmemesi lazım. X1 ve x2 denklemin kökleri ise o zaman ÇK ne demiştik? Süslü parantez x1 x2 yapıyorsun. ÇK neydi? Çözüm kümesiydi. Denklemin kökleri çözüm kümesini sağlar. Yani çözüm kümesini verir sana. Çözüm kümesindeki kökler ne yapar? Yerine koydun mu denklemi sağlar. Unutma arkadaşım. O zaman demek ki yerine koyacaksın. X eşittir 2. Bu denklemin kökü diyorsa hemen yapıştıracaksın. Merak etme, onunla ilgili de sorun var. Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle bununla ilgili soru bekliyorum. Bak, bununla ilgili kesin soru bekliyorum arkadaşım. Bu arada geçtiğim kısımlarla ilgili de bakın %100 çıkacak yeri söyleyeyim sana. Buradan garanti sorulacak. Hatta en az 3 tane sorulacağını düşünüyorum. Bu kısımdan. Özellikle şu çarpanlara ayırma ve bu kısımdan. Ve arkadaşım unutma, bundan öncesinde de bir de arkadaşlar ne gördük? Polinomların temel kısmı çıkacaksa o da yazılıda hoca %100 soracağı kısımda burası arkadaşım. O polinomun x-2 ile bölümünden kalan 6'dır. Hocalar bu soruyu çok sever. Kesinlikle ve kesinlikle buradan soru gelecek arkadaşım, görürsün. Bu arada kesin çıkar dedik. Ne? Yerine koymayı çıkar. Devam ediyorum. Bak şimdi bir de arkadaşım bir denklemin köklerini sen ayıramayabilirsin. Ama belki de sen ayıramıyorsun. Mesela hemen x kare eksi 3 artı 2 eşittir 0'da sen bunu elinle gözünle ayırabilirsin. Ama bazen de ayıramayacakların gelir. Mesela x kare eksi 5x eksi 20 mesela. Ya bu neye ayrılıyor? Ne yapılır? Bilmiyorum. Bilmiyorum diyorsan hemen kime gidiyorsun? Diskriminanta. Diskriminant sana ne diyor arkadaşım? Diskriminant diyor ki diskriminantın 0'a eşitse çakışık birbirine eşit iki kökün var. Yani çözüm kümen birbirine eşitse bir tanedir aslında. X1'dir. Peki 0'dan büyükse 2 reel kökün var diyor. Onları çözüm kümesine yazıyorsun. 0'dan küçükse diyor ki sen üzülme. Sen değil. Sende sorun değil. Sorun denklemde diyor. O zaman da ne yapıyorsun? Sıkıntı etmiyorsun. Diyorsun ki reel kök yoktur. Ve 0'dan küçükse reel yoktu ama ne vardı? Karmaşık kök vardı. Birazdan geleceğiz arkadaşım. Ve hocaların kesinlikle çok sevdiği bir kısım kökleri buldurma. Bak kökleri belki de buldurabilirler size. Eksi b bölü artı eksi kök diskriminant bölü 2a yapıyorsun. Kökleri ayrı ayrı buluyorsun. Bu formülü de kesinlikle unutmuyorsun. Geçtim karmaşık sayıya. Karmaşık sayılarda ne var arkadaşım? Sanal sayı birimimiz iyiydi ve kökler iç içe çarpılmazdı. Unutma, ne yapacaktın? Ayrı ayrı çarpacaktın. Bununla ilgili de yine yazılı sorusu sorulacağını düşünüyorum. Yazılı sorusu bununla ilgili sorulacağını düşünüyorum. Ama gelmeme ihtimali de var. Yani çok böyle garanti demeyeyim ama bununla ilgili de soru gelebilir. Bu arada i'nin kuvvetleri vardı. 4'te 1 1 oluyordu. O zaman 4'ün kuvvetlerine göre 4'e böldüğünde 1 kalanını veriyorsa i, 2 kalanını veriyorsa eksi 1, 3 kalanını veriyorsa eksi i, 4 kalanını yani 0'sa, kalan 0'sa o zaman 1 oluyordu. Ve karmaşık sayılar z ile gösteriliyordu. A artı b'iydi arkadaşım. Ne yapıyordun? A reel kısmı, i'siz kısım. B de i'li kısım, imajiner kısımdı. İki tane karmaşık sayı birbirine eşitse o zaman bunların bakın i'siz kısımları birbirine eşit, i'li kısımları birbirine eşit demiştim. Toplama, çıkarma, çarpma fen lisesi kısmında vardı ama yine de fen liselerini de unutmadık. Onlarla ilgili bir soru yazdık. Eşlenik kısmını bilmen lazım. Eşlenik de neyi arkadaşım? Köklü sayılarda olduğu gibi a artı b'nin eşleniği üzerine bir çizgi koyduğunda a eksi b'i'dir. Burada bölme işleminde paydayı yapmayacaksın arkadaşım. Paydayı i'den kurtarıp her zaman olduğu gibi rasyonel yapacaksın. Ve unutma, köklerin senin arkadaşım diskriminantın 0'dan küçükse reel kök yoktu. Karmaşık kök vardı. Köklerin de kesinlikle ve kesinlikle biri a artı b ise diğeri kesinlikle a eksi b'ydi. Bunu da sana söylerler sınavda, sorarlar, aklında olsun. Bir tanesini veriyor 1 artı 2'yi diye. Bak köklerden biri 1 artı 2'yi diyor. O zaman diğeri de 1 eksi 2'dir diyeceksin sen. Aklında olsun. Geldim son kısma artık. Son kısmında ne biliyor musun? Kök katsayı ilişkisi. Onda da ne yapıyorsun? Kökler toplamının eksi b bölü a, kökler çarpımının c bölü a olduğunu sana kesinlikle ve kesinlikle %100 buradan soru gelecek. Bunu sana soracaklar. Ve de arkadaşım hocanın soracağı, bu arada köklülerde şey gibi karmaşık sayılar gibi köklü sayılarda a artı kök b ise diğer kökümde a eksi kök b'dir. Buradan soru gelmeyebilir ama buradan %100 gelir dediğim yerde o da bu. Sana kesinlikle bir denklem yazdıracak. Köklerini verip denklemin yazdıracağını da sana söyleyeyim, kesin yapacak. Bazı arkadaşlarımız dörtgenlere, çokgenlere geçmemiş olabilir. Ama ben sana yine burada bir şey göstermek istiyorum. Bakın 4. ünitemiz bitti. 4. ünite ile ilgili yazılı sorularımızda yine sizin karşınızda. Lütfen bu soruları da kaçırmayın. Bu soruları da lütfen çözün. Yazılı sorularım Dinamo kitabında hepsi ayrıyetten senin için provası var. Dediğim gibi karekodu okuttuğumu da yapıyorsun. Çokgenlerde ne vardı arkadaşım? Bir çokgende n+3 tane köşegen çizilirdi ve bir n-3 tane köşegen çizilirdi. Şurayı düzelteyim arkadaşım. Burası n-3 olacak. n-3 tane köşegen çizilirdi. Yani bir çokgenin senin beşgense 5-3'ten dolayı 2 tane çok köşegenin vardı ve bunu 2 kesik attığında 3 tane bölge oluşur. 3 bölge oluşuyordu ve buradan dolayı da iç açılarının ölçüsü n-2 çarpı 180'di. Çünkü üçgenin iç açıları 180'di. n-2 ile 180'i çarparsam ortaya çıkar. Dış açılarda garanti 360'tı. O zaman sorularda demek ki daha çok dış açıyı kullansak daha iyi olur dediğim. Ve düzgün çokgenlerde de yine benim dış açımın ölçüsü. Bu da bir düzgün çokgen de bir çokgen olduğu için 360'tı. Ve ne yapacaktım? Her bir dış açısı da n tane kenarlıysa 360/n yaparsam dış açıyı buluyordum. Peki iç açı nedir? Dışı biliyorsan 180'den çıkartırsın. 360/n yaparsın. Olay biter. Bakın kimden bahsediyorum? Beşgeni böldün hemen 5'e. 360'ı hop 72. O zaman iç açısı ne? 108. Hop bunu böldün altıgen. Dış açısı ne? 60. İç açısı ne? 120. İşte bu. O zaman ne yapıyorsun? Düzgün çokgenlerde de hemen dış açıyı bulup oradan içe kayıyorsun. Bununla ilgili de arkadaşım dediğim gibi kitabımızda 5. ünitenin ilk kısmıyla ilgili sana soru gelebileceğini düşünüyorum. Buradan da zaten ne yapar arkadaşım? Hoca sorarsa zaten bununla ilgili ve şununla ilgili soracaktır. İkisiyle ilgili yani ya zaten başka bir şey yok hocam. Başka bir şey yok da yani ya dış açılardan dolayı soru sorar ya da burada düzgün çokgenlerle ilgili soru sorar dedim ve artık olayı bitirdim. İşte artık neredeyiz arkadaşım? Sorulardayız. İlk sorumuz polinom. Dediğim gibi polinom ağırlıklı bir sınav olacaktır. İkinci derecede denklemde yine hatırı sayılır 4 tane 3 tane çıkacaktır. Ve de dörtgenler varsa da 1-2 soru da oradan gelecektir. Onları bonus aldım. Merak etmeyin 10 sorunuzdan yemedim. 10 soru artı 2 bonus dörtgenlerim var. Hadi bakalım başlayalım hızlıca. Evet arkadaşım hemen derece sorusuyla başladık. Ne diyorum ben? Derece P küp X falan filan varsa bakın buralarda sen derece Px'e hemen M dersen bakın taktik şu. M dersen o zaman sen Px'ine arkadaşım diyeceksin ki X üzeri M diyeceksin. Aynısını derece Qx için yaparsan derece Qx'te de sen N dersen o zaman Qx'e de ne diyeceksin? X üzeri N diyeceksin. Bak bunları dedikten sonra işler kolay. Hemen yapalım. X üzeri M'nin kübü var burada. Çarpı X üzeri N'nin de karesi yok. X'in yerine 2 koy diyor. X'in yerine 2 koy. X üzeri 2 koyarsan onun üzeri N var. Ve derece dediği için de demek ki burası X üzeri 7'ymiş. O zaman buraya bakıyorsun. Tabanlar aynı olduğu için burası 3M. Burası 2N'dir. 3M artı 2N eşittir 7'dir. Burayı buldum. Hemen başka bir şey söylüyor. Bakın derecelerde şuradaki ıvır zıvırlarla işin yok. Px bölü Qx diyor. O zaman o da X üzeri M bölü X üzeri N olacağından dolayı buradan da X üzeri eksi 1 olduğu için ben ne diyorum o zaman? M eksi N de eksi 1'miş arkadaşım. O zaman bak bunları ikisini ortak çözersem ben M'yi bulur muyum? Bulurum. N'yi bulur muyum? Bulurum. Ben kimi istiyorum? Px'i. Px kimdi? X üzeri M'ydi. O zaman ona göre yapacağım. Peki yazalım. 3M artı 2N eşittir 7 ise bakın burayı da eksi 2 ile çarpalım. Hatta 2 ile çarpalım pardon. 2 ile çarparsam burası ne oldu? 2M eksi 2N eşittir eksi 2. Taraf tarafa topladığımda 2N'ler birbirini götürdü. Ne geldi arkadaşım? 5M eşittir 5 geldi. O zaman M neymiş? 1'miş. M 1 ise arkadaşım. M 1 ise o zaman N kaç oluyor? M'yi 1 buldum. M'yi 1 bulduysam da gördüğün gibi orada da N'de 2 olmuş oluyor. Söyledik. Zaten bizim çok bir işimiz yok. Bizim işimiz ne ile? Hemen söyleyelim Px ile. Px'in ne olduğunu buldun o zaman sen. X üzeri 1 olduğunu buldun. Şimdi adam sana ne diyor? X'in yerine X kare koy. Koyalım. X'in yerine X kare koydum. X karenin üzeri 1 çarpı bir de bakın Px ile alakasız X küp söylüyor. Bunun da cevabı kaç çıkacak bakalım. X üzeri 1 kere 2. 2. O zaman tabanlar aynı olduğu için üstler toplanacak. Benim cevabım ne çıktı? X üzeri 5. Derece sorduğu için de o zaman zaten derece sorduğu için böyle rahat hareket ediyordum. O zaman derecesi nedir bunun? Bu adamın derecesi 5'tir dedim. ve ilk sorumu bitirdim. Polinomlarla ilgili derece sorusu çıkma ihtimali yüksek, haberiniz olsun. Geldim. İşte sana söylemek istediğim buydu. Bu kısım bakın arkadaşlar %100 çıkacak. Yani hocaların sevdiği ve %100 sorulacak kısımlardan birisi. Burası çok önemli. Kesinlikle ve kesinlikle polinom sorulacaksa burasından kesin soru gelecektir yani. Sabit derimi diyor. Sabit derim deyince x'in yerine 0 koyuyordum. Nerede? Denklemimde. Koydum, ne çıktı? 3 kere 0 0. 2 ile toplarsam P2 16 çıktı. Devam ediyorum. Bakın çok dikkat şimdi. Bir tane Qx polinomunun x-1 ile bölümünden kalan diyor. x-1'e 0 dersem at -1'i karşıya, x eşittir 1 oldu. 1'i nerede yerine koyuyorsun? Burada. Peki kalan kaçmış? 4. Koyarsan 1'i 5 kere 1 5. 4 çıkarsa Q1'in sen 4 olduğunu bulmuş olursun arkadaşım. Şimdi elimde ne var? Elimde bir tane P2 var. Elimde Q1 var. Şimdi çok dikkat. Bana da Px artı 4 ile Q3x artı 7'yi vermiş. Allah'ım ya Rabbim. Peki ben ne yapacağım? Ben şu an ne yapabilirim diye düşünüyorum. Yapacağım şey şu arkadaşım. Gördüğün gibi bana P2 ile Q1 lazımsa sanki P2 için x'in yerine eksi 2 koysam. Burada da x'in yerine eksi 2 koysam. Burası da Q1 ediyor mu? Ediyor. O zaman diyorum ki bak x eşittir eksi 2 için. Eksi 2 için yaparsam ne oluyor burası? P2 oluyor. Bölü aşağısı Q. Eksi 2'yi koydun. Eksi 6 artı 7'den Q1 oldu. Eşittir. Eksi 2'nin kübü. Bakın artık x'in yerine eksi 2 koydum. Ne oldu? Eksi 2'nin karesi. Eksi parantezinde eksi 2 artı m olmuş oldu. Peki sen şunları biliyor musun şunları? Bakın ne var burada arkadaşım? P2 16'ymış. 16'yı yapıştırdım. Q1 4'müş. 4'ü yapıştırdım. O zaman ne oldu burası? Hop eksi 8. Eksi 2'nin karesi 4'tür. Hop burası artı 2 artı m olmuş oldu. Burası kaç çıktı? 4 çıktı. Burada ne var? Eksi 12 artı 2'den eksi 10 var. Artı m'den dolayı m de buradan 14 çıkmış oldu arkadaşım. M'yi de burada 14 bulmuş olduk. Ve zaten bize de m'yi soruyordu. Yapmış oldum. Dediğim gibi şu polinomunun 1 ile bölümünden sabit terimi katsayılar toplamı %100 çıkacak bir sorudur. Aklınızda olsun. Burayı da bitirmiş olduk. Geldim işte çarpanlara ayırma ya da rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi kısmına. Zaten aynı mevzu. Sen bunları çarpanlarına ayırıyorsan rasyonel ifadeleri sadeleştirmede çok rahat yaparsın. Geldim soruma. Soruma bakıyorum. M kare eksi n kare eksi 2m artı 1 var. Çok böyle gözüme sokmuş 2 kare farkını. Ama 2 kare farkı yapsam bu elimde patlıyor. Bunlara bir şey yapamıyorum. O zaman ne yapacağım arkadaşım? Sanki bakın m kare eksi 2m artı 1. Ya bu zaten tam kare açılım değil mi? Evet tam kare açılımı. O zaman sanki burası m eksi 1'in karesi değil mi? Bakın şu m kare eksi 2m artı 1 tam kare açılımı. Peki neyin? Birincinin karesi, ikincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı olduğuna göre m eksi 1'in karesi burası. Bak bu nereden geliyor? Kuraldan, formülden geliyor. Elimde bir de ne var arkadaşım? Hatta bunu farklı renk yazmadım. Eksi n kare var. Bunu kullandım, bunu kullandım, bunu kullandım. Tam kare için bir de n kareyi kullandım. Bitti. Aşağıya bakıyorum. M kare eksi n kare var. O da m eksi n, m artı n çarpımıdır. E burayı da eksi parantezine alsam burası da m artı n oluyor. Of süper. O zaman ne oluyor? Demek ki yine çarpanlarına ayırma çok güzel yapmış oluyorum. Peki nasıl? Eksi parantezinde m artı n yapıyorum. Olayı bitiriyorum. Bölü diyor bölü. Bakın bir kere payda. Paydayı yazdım. M artı n. Bir de şurada eksi 1 var. Bölü paydasında da m artı n var. Devam ediyorum şimdi. Çok dikkat devam ediyorum şimdi. Nasıl devam ediyorum? Şurayı 2 kare fark yaparak. En öz hallerini aldım çıkarttım. En öz hallerini aldım topladım. M-1 ile n'yi çıkarttım. M-1 ile n'yi topladım arkadaşım. Dedim geçtim. Bölü. Bakın burada da kim ortak? M artı n ortak. M artı n ortaksa o zaman ne oldu? M artı n'yi buradan alırsam m eksi n'ye gelir ilme. Buradan da m artı n'yi alırsan 0 kalmaz. Önünde eksi olduğu için eksi 1 olur. Burada bölme diyordu. Bölme ters çevirip çarpmaydı. M artı n bölü m artı n eksi 1 oldu. Şimdi çok dikkat. M artı n eksi 1. M artı n eksi 1. O zaman şunlar birbirini götürdü. M artı n'ler M artı n'yi götürdü. Bakın M eksi n eksi 1. M eksi n eksi 1. Bunlar da birbirini götürdü. Sen koskoca rasyonel ifadeler git küçücük bir bire dönüş. İşte olay bu arkadaşım. Dünya bu yani. Kocaman karmaşanın içindesin ama sonunda ufacık bir kum tanesisin diyelim. Böyle gereksiz bir örnekle vermiş olalım. Olsun, olsun, kafamız dağılmış olsun. Güzel oldu arkadaşım. Geçtim bir başka soruma ve diyorum ki arkadaşım bundan da kesin çıkar diyorum. %100 buradan soru gelir diyorum. Neden böyle bir şey söylüyorum? Çünkü arkadaşım bak yine iki küp farkı var. Yine küpler toplamı var. Bunlar çok çok önemli. Bakın buradan kesin soru gelecektir. Çarpanları ayırma kısmına özellikle fazla soru koydum. Çünkü sınavınızda ağırlıklı bunlar geleceğini düşünüyorum. Hemen yapalım. X küp eksi 8 yaparsam. X küp eksi 8 neydi? Bakın burası x'in kübü. Eksi 2'nin kübüydü. Hemen 2 küp farkı olduğunu fark ettim. En öz hallerini aldım. Çarpı x kare. Birinci ile ikinciyi çarptım. Ve ikincinin karesini aldım. Bakın birinci ile ikinci çarpımın 2 katı gibi ama değil. Birinci ile ikincinin çarpımı sadece. Burası eksi olduğu için eksi. Burası artı. Bölü. Oo, herkeste x var. X varsa arkadaşım x parantezini alırsam x kare artı 2x artı 4 yapıyorum. Bölü. Burada ne var arkadaşım? Bunun altında görünmez bir. Bunun altında görünmez bir var. Hepsinin paydasını x yapmak için ne olacak? X ile genişlettim. X kare. Zaten bununki x'ti. Artı 1. Bunu da yaparsam ne olacak? Eksi x olacak. Bölü. X oldu. Bölü. Hemen altta ne var? Yine 1'in kübü. X'in kübü. En sade hallerini aldım. Yine birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı yapıyorum. Artı olduğu için eksi diyorum. Ve ikincinin karesi 1'i yapıyorum. Şimdi çok dikkat edersen bunlar birbirinin aynısı. Baştan sadeleştireyim. Sonrasında da yavaş yavaş devam edeyim. Bakın burada ne var? X eksi 2 var. Bölü x var. Çarpı. Ters çevirip çarpayım artık. X artı 1 var burada. Burası da x kare eksi x artı 1 var. Bölü. Aşağıda da ne var? X kare artı 1 eksi x var. Ve de arkadaşım bölü x yazacağıma o bölü x'i yukarıya çarpı x diye de atabilirim. Yine dikkatini çeksin. Buradaki x de buradaki x. X kare eksi x artı 1. X kare eksi x artı 1'ler birbirini götürdü. Geriye de bu kaldı. En sade halini soruyor. İster böyle bırakırsın. İstersen de çarparsın. Onu da kabul eder hoca. Bunu da kabul eder. Birincinin çarpımı x'ler. Artı x eksi 2x'den dolayı eksi 2 eksi x geldi. Burası da eksi 2 olmuş oldu. En sade halinde bu şekilde bulmuş olduk bu sorunun. Lütfen bölmeye dikkat et. Ters çevirip çarpma. Paydalar eşitleme ve lütfen kuralları iyi öğren dedim. Ve bu soruyu da bitirmiş oldum. Geldim bir başka soruma. Yine test kitaplarında, okul kitaplarında olan bir soru. Yine sorulabilecek bir soru. İfadesi sadeleştirilebilir bir kesir olduğuna göre ve ise m'nin alabileceği değerler toplamı nedir diyor. Bakın arkadaşım bunu iki farklı yöntemle yapabilirsin. Bir, bu çarpanlarına ayrılıyorsa bakın ilk başta şöyle olması lazım. Şöyle söyleyebiliriz. X kare artı mx artı 6 dediğim şey x eksi 1 ile sadeleşiyorsa demek ki bu eksi 1'e eksi 6 diye ayrılacak. O zaman yukarıda ne olacak arkadaşım? Demek ki x x olduğu için bu x eksi 1 çarpı x eksi 6'dan gelir. O zaman nedir arkadaşım burası? X kare eksi 6x eksi x daha eksi 7x dersin. Buraya artı 6 yaparsın. Demek ki m neymiş? M eksi 7'ymiş dersin. Bak devam ediyorum. Peki ikinci olarak da şöyle diyebilir misin? X kare artı mx artı 6 artı 3 ile sadeleşiyorsa o zaman bu artı 3'e artı 2'dir. Burası da xx'tir. O zaman ne oldu arkadaşım? X artı 2 ile x artı 3 yaparım. Eşittir. Bakın ne olmuş olur? X kare birinci ile ikincinin çarpımı artı 6. Toplamları da zaten ne olmuş oldu? Artı 5x olmuş oldu. O zaman buradan da m kaç gelmiş olur? M 5 gelmiş olur. Bakın yine söylüyorum. X eksi 1 ile sadeleştiğinde eksi 1'e eksi 6 diye ayrılacak. Bakın yukarı taraf x eksi 1. X eksi 1'ler sadeleşti. Bu şekilde olursa artı 3'e artı 2 diye ayrılır. Bakın artı 2'ler artı 3'ler sadeleşti. X artı 3'ler. Bunu bir de bakın şu an cevabı bulduk. M değerlerinin toplamı nedir diyor. M değerleri eksi 7 ile 5'in toplamından eksi 2 diye bulmuş oldum. Cevabım eksi 2. Yalnız bunu şöyle de yapabilirsin. Bu sadeleşebiliyorsa yani x eksi 1'e bölünüyorsa O zaman x eksi 1'e tam bölündüğüne göre x eşittir 1'in yerine koyduğumu cevabı 0 olur. Bakın 1'i yerine koyarsam 1'in karesi artı m x 1 kere m ne olacak? M olacak. Artı 6 eşittir 0 olacak. Bakın m buradan eksi 7 oldu. Bakın x artı 3 ile sadeleşiyorsa, tam bölünüyorsa, zaten demiştik ya polinomum tam bölünüyorsa kalan 0'dır. Kalan 0'sa hemen bunu 0'a eşitlediğimde ne olmuş olacak? X eşittir eksi 3 olacak. Eksi 3 yaparsam da eksi 3'ün karesi eksi 3m artı 6'dan dolayı ne olmuş olacak arkadaşım burası? 9 artı 6 15 olacak. 15 eşittir 3m'den dolayı ne yapacaksın? Yine m'yi 5 bulacaksın. İki tane farklı yöntem, iki farklı çözme tarzı ve burada yine güzel bir soru. Bu kesin çıkar demiyorum ama kitaplarda olduğu için hocamız belki sorma ihtimali var. Bazı okullarda sorulacağını da düşünüyorum bu arada. Geçtim arkadaşım bir sonraki soruma. Bir sonraki sorumda da ne var? Hemen ikinci dereceden denklemler kısmına geldim. İkinci dereceden denklemler kısmında da ne diyor? Denklemim ikinci derecedenmiş. Bir kökü de x eşittir a'ymış. Ya bir dakika ya. İkinci dereceden diyorsun ama burada küp var. Allah'tan önünde bir katsayı var. Katsayıyı 0 yaparsam 0 kere x küp. X küp ortadan gider. X kare bx 2b eksi 1 kalır. Derecesi 2 olur, rahatlarım. O zaman ne diyorum arkadaşım? A eksi 3 eşittir 0 ise a eşittir 3'tür dedim. A eşittir 3 ise o zaman burada denklemimin bir kökü 3'müş. Burada yerine koyarsam sağlar. Bu arada 3'ü koyduğumda burası gittiği için benim denklemimin artık ne olduğunu biliyorum. X kare eksi bx artı 2b eksi 1 eşittir 0 olduğunu biliyorum. 3'ü yerine koydum mu sağlayacakmış. O zaman koyarım ben de. 3'ün karesi eksi 3b artı 2b eksi 1 eşittir 0'dan dolayı ne olmuş olacak? 9'dan 1 çıktı. 8 eksi 3b artı 2b eksi b eşittir 0. 8'den ne çıkartırsan 0 kalır. Tabii ki de 8'i çıkartırsan. O zaman ben ne bulmuş oldum? A'yı 3 buldum. B'yi 8 buldum. O zaman 24'ü de yapıştırdım gitti. İşte olay bu kadar arkadaşım. Evet, yine geldik diskriminant sorusuna. Yine dediğim gibi karmaşık sayılar ve kök katsayı ilişkisinden de soru geleceğini biliyoruz. Bunların hepsini göstereceğiz. Diskriminant sorusu. Hocalar sever, yine diskriminantla ilgili soru soracaklardır. Diskriminantım 0'dan büyük olduğunda neydi? 2 kökü vardı. Bana da küçük olan kökü soruyor. Bu arada m de pozitifmiş. Ona dikkat edeceğim. Diskriminant neydi arkadaşım? Diskriminant eşittir b kare eksi 4ac idi. Bu a'lar c'ler sembolikti. X'in önündeki a'ydı. X karenin önündeki a'ydı. X'in önündeki de neydi? B'ydi arkadaşım. O zaman hemen yazalım. Diskriminant eşittir b kare diyor. Yani m kare oluyor. Eksi 4 çarpı görünmez 1 ve görünür eksi 2 var arkadaşım. Buradan da ben ne biliyorum? Diskriminanta 24 dediği için ben de 24 diyorum. 24 eşittir. Ne olmuş oldu? M kare artı 8 olmuş oldu. Yukarı doğru gidersem 8'i karşıya attım. 16 eşittir m kare ise zaten senin aklına ilk önce ne gelir? M eşittir 4 gelir. Yalnız dikkat et. M 4 olmayabilir. M eksi 4 de olabilir arkadaşım. Dikkat. M eksi 4 de olabilir. O yüzden bana soruda Allah'tan pozitif demiş. Orayı hallettim. Devam ettiğimde m'yi 4 bulduğumda ne geliyor o zaman benim denklemim? X kare artı 4x eksi 2 eşittir 0 geliyor. Bana küçük kökü soruyor. Bir dakika şimdi. X1 virgül x2 yazalım. O da neydi? Eksi b artı eksi diskriminant. Kök diskriminant tabii ki de. Yani kök 24 bölü ne vardı? 2a vardı. O zaman 2 kere 1 oldu. Bunu da halletmiş oldum. Peki arkadaşım bunu da hallettiysem. Peki şimdi o zaman küçük kök hangisidir? Tabii ki de eksi 4 ile artı kök 24'ü toplamak yerine çıkartımı küçük kök olacak. O zaman ne yapalım? X küçük diyelim. Eşittir. Eksi 4 kök 24. Eksi 4 kök 24'ü de ben 2 kök 6 yazabilirim. Böyle 2 yaptığımda da ne olacak arkadaşım? Benim küçük köküm ortaya çıkacak. Eksi 4'ü 2'ye bölersem eksi 2. 2'leri bölersem ne olacak? Eksi kök 6 olmuş olacak. Demek ki bu da benim neymiş? Kökümmüş. Ne kadar güzel bir soru oldu. Diskriminanttan sana b'yi a'yı tanıyor musun dedi. Oradan da ne yaptı? Küçük kökü, kökleri biliyor musun? Neydi? Eksi b artı eksi kök diskriminant bölü 2a'ydı. Unutma, aklında olsun. Geldik karmaşık sorulara. Karmaşık sayılara, daha doğrusu karmaşık sorulara değil. karmaşık sayılarla ilgili sana i'nin kuvvetlerini söyleyebilir. Bakın 8n zaten 4'ün bir katıdır. Artı 3 ise kalandır. O zaman ne yapıyorsun arkadaşım? Diyorsun ki birincisi i üzeri 3 kalır. Bakın burada da eksi i üzeri eksi 3 kalır. Neden? Bu 4'ün katıdır zaten. O zaman eksi 3 kalır. Bölü aşağısı 4'ün 4n 4'ün katıdır. 10 da 4'e bölersem kalanı 2 olur. Çarpı burada ne var arkadaşım? Burada da tam 4'e bölünüyor. Yani kalanı 0'dır. Yalnız burada dikkatini bir şey çekmek istiyorum. Eksi 3 diye bir kalan olmaz. 4'ün katları 4'ün periyodik devam ediyorsa o zaman eksi 3'e 4 eklersin. Bu ne olur? Artı 1 olur. Bir daha söylüyorum. Eksilerde sen 4 ekleme yapabilirsin. O zaman i kübün, bir daha söyleyelim onu. i küp neydi? Eksi i'ydi. i üzeri 4 neydi? 1'di. i üzeri 1 neydi? i'ydi. O zaman i'nin karesi de neydi? Eksi 1'di. Unutma, aklında kalsın. O zaman burası eksi i. Zaten bunun üzerinde de 1 varmış. Eksi i oldu. Aşağısında da burası i kareydi. Unutma. 2 kalanı vardı. i kare neydi bu arada? Eksi 1 çarpı. Bu da zaten 1'di. O zaman yukarıya bakarsan eksi 2 i olur. Aşağıya bakarsan eksi 1 olur. O zaman da eksi 1'ler bunlar birbirini götürdü. 2i olmuş oldu cevabım. Ve sana bu soru sorulabilir. Fen Lisesi'nde genellikle bu sorular soruyor. Onu da boş geçmeyelim. Çünkü Fen Lisesi izleyenler de vardır. Z karmaşık sayısının çarpma işlemine göre tersinin imajiner kısmı diyor. Hemen z sayısının çarpma işlemine göre tersi 3 artı 2i'dir. Böyle bir ifadede sana tersinin imajiner kısmını sorunca bulamazsın tabii ki de. Hemen eşlenikle çarpacaksın. Eşlenikle çarparsan 3 eksi 2'yi bölü. Eşlenikle çarpıldığında köklü sayılarda 3 kere 3 9, 2 kere 2 4, eksi diyordum ya. Karmaşıklarda artık eksi demiyorum. Orası artı oluyor arkadaşım. O zaman ne oldu? 3 artı 3 eksi 2'yi, pardon. Şurayı toparlayalım. 3 eksi 2'yi bölü 13 olmuş oldu. O zaman 13'ü herkese böldürtürsem 3 bölü 13 eksi 2 bölü 13 i olmuş oldu mu? Oldu. Çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu. Z karmaşık sayısının çarpmaya göre, çarpma işlemine göre tersi. Çarpmaya göre tersi bölmedir. Yani 1 bölü bunu soruyor arkadaşım. İmajiner kısmını soruyordu. İmajiner kısım x'li kısımdı. Hatta şöyle yazalım. İmajiner kısım 1 bölü 3 artı 2i'nin imajiner kısmı neymiş? Eksi 2 bölü 13'müş dedim. Ve bu soruları da güzel gene bitirdim. Yazılıda bundan da sorabilirler arkadaşlar. İyili kısmından sorabilirler. Bu kısımdan sormama ihtimalleri yüksek. Çünkü bu daha çok fen liseslerinde var. Ama şu i'nin kuvvetlerini sorabilirler, haberiniz olsun. Geldim bir başka soruma. O da şu. X kare artı 2x eksi 2 eşittir 0 olmak üzere denklemin kökleri x1 ve x2'ymiş. Buna göre diyor kökler toplamı, kökler çarpımı muhabbetlerini biliyorsun sen, oradan yardır yap bakalım diyor. Nasıl yapacaksın? O zaman neydi kökler toplamım? Eksi b bölü a'ydı. Hemen bakıyorum. O zaman burası eksi 2 bölü 1'den dolayı kökler toplamım ne olmuş oldu? Eksi 2 olmuş oldu. Peki kökler çarpımı biliyorsun sen. Biliyorsun, o da neydi? C bölü a'ydı. Peki c bölü a ise ne olacak o zaman? O da eksi 2 bölü 1'den dolayı. O da eksi 2 oldu. O zaman demek ki x1 çarpı x2 de neymiş? Eksi 2'ymiş. Bu iki olay beni kurtaracak. Çünkü bu ifadenin değeri nedir diyor. Hemen paydaları eşitleyelim. 3 tane x1 artı 1. Pardon, x2 eksi 1. Özür dilerim. Bir an eşleniğe gitti kafam. x2 eksi 1. Buraya da 3 tane x1 eksi 1 yapıyorum. Bakın bunu bununla, bunu bununla çarpıyorum. Çarparsam ne olur? Yukarıya çok dikkat şimdi. 3x2 eksi 1 artı. Burada ne olacak arkadaşım? 3x1 eksi 1 olacak. Neden? Artık ortak paydayı aldığım için kasmıyorum. Hızlı geçiyorum orayı. 3x2 eksi 1 ile neyi çarpacağım şimdi? 3x1 eksi 1'i çarpmış olacağım. Hemen payda kısmına bakarsam yukarıda ne görüyorum? Eksi 1 eksi 1 eksi 2. Orası tamam. 3 parantezini alırsam x1 artı x2 gelir. Bir de yanında ne var? Eksi 2 var. Bölü. Bunları da şimdi tek tek çarparsan ne olacak? 3 x1 çarpı x2 olur. Eksi 3 x2 olur. Bakın bununla bunu çarptım. Eksi 1 ile çarparsam 3 eksi eksi 1 olur. Eksi 1 eksi 1 ile çarparsam artı 1 olur dedim. Ve bunu da bitirmiş oldum. Devam ediyorum. Devam ettiğimde artık toparlama kısmına geçeceğim yavaş yavaş. 3x1 artı x2 eksi 2 bölü. Alt tarafta da bakın yine aynı şey. 3x1 çarpı x2 eksi 3 parantezinde x1 artı x2 artı 1 var. İşte bu kadar. Şimdi ben bu ifadenin değerini bulabilir miyim? Tabii ki de bulabilirim. Burası eksi 2. Burası eksi 2. Burası eksi 2. O zaman olayı toparlayacağım. 3 kere eksi 2. Eksi 6. Eksi 2 de geldi. 3 kere eksi 2. Hallettim. Eksi 3 kere eksi 2. Bunu da hallettim. Bölü 1. Bakın şurası eksi 6'dır. Burası artı 6'dır. Birbirlerini götürdüler. O zaman cevabım ne geldi? Eksi 8 bölü 1'den dolayı eksi 8 gelmiş oldu. Bu soruyu da çok iyi, çok güzel bir şekilde bitirmiş oldum arkadaşım. Ne yapacaksın? Tamamen yapacağın şey ne? Bunları hemen ayarlamak. Bunları ortak paranteze alıyorsun. Ortak paydayı alıyorsun daha doğrusu. Paydaları ortak yaptıktan sonra da hemen toparlıyorsun. Bunu bununla, bunu bununla çarpıyorsun ortak paydayı almak için. O yüzden de bunu bu şekilde toparladıktan sonra olay bitiyor. Geldim son sorum aslında, ama bonus 2 sorum var. Dörtgenler çıkacaktı için. 10. soruma geldim ve bakıyorum. Denkleminin köklerinin çarpma işlemine göre tersini kök kabul eden ikinci dereceden denklemidir. Yani bunun kökleri x1 ve x2 ise kökler toplamını bulacaksın hemen. Kökler toplamı nedir? Eksi 3 bölü 1'den, yani eksi b bölü a'dan dolayı artık yapmıyorum. Direkt eksi 3. x1 çarpı x2 nedir arkadaşım? O da c bölü a'dan dolayı direkt eksi 5'tir. Bakın sana lazım olan bu. Adam diyor ki şimdi senin x1 yenin, bak yeni x1'in hatta şuraya yeni 1 yazalım. Yeni x1'in neymiş? 1 bölü x1'miş. Çünkü köklerinin, denkleminin köklerinin çarpma işlemine göre tersini kök kabul ediyormuş. O zaman yeni x2'nde ne olacak? 1 bölü x2 olacak. O zaman ben burada ne yapmaya çalışıyorum aslında biliyor musun? Denklem yazdırmaya çalışıyor ya. Hani ben sana göstermiştim ya. X kare eksi toplamları x artı çarpımları eşittir 0'dı. Şimdi ben ikisinin toplamını bulacağım. Toplamı için ne yapıyorum? 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 yapıyorum. Çünkü yeni köklerim bu. Kökler toplamını yazmaya çalışacağım. Yazarsam yine paydaları eşitledim x2 ile x1 ile. Biraz önceki soru gibi. O zaman yukarısı x1 artı x2. Aşağısı da x1 çarpı x2 oldu. Peki toplamları neydi? Eksi 3. Çarpımları neydi? Eksi 5. O zaman ne oldu? 3 bölü 5 oldu. Hemen yazıyorum o zaman. X kare geldi. Eksi, bakın 3 bölü 5 kökler toplamıydı ama eksilisi lazım bana. Eksi 3 bölü 5 x yazdım. Artı ya da eksi bilmiyorum, çarpması olacak şimdi. Hemen yeni köklerimi çarpıyorum. x1 çarpı 1 bölü x2. Kökler çarpımında 1 bölü x1 çarpı x2 gelmiş oldu. Kökler çarpımı x1 1 bölü x1 çarpı x2 ise kökler çarpımı. Ben onu biliyordum zaten. Eksi 5'ti. Çarpımları da eksi 1 bölü 5 olmuş oldu. Çünkü bu eksi 1 bölü 5 olduğu için yaptım. Tabii ki de bu denklemi böyle bırakmayalım. Her tarafı 5 ile çarparsam 5x kare eksi 3x, 5'ler sadeleşti. Eksi 1 eşittir 0 denklemi karşıma gelmiş oldu. İşte bu kadar arkadaşım. Yapman gereken sana verilen kökler çarpımını bulmak. Sonra yeni köklerde neyse onları yazmak. Ve yeni köklerin toplamı ve çarpımını yapıp oradan da yürümek. İşte bu kadar. Sorularım bitti. Ama bonus sorularıma geçtim. Neden? Çünkü arkadaşım bazılarının sınavında bunlar çıkabilir. Haberi olsun. Şu ana kadar yaptıklarım bunlardı. Ve unutma arkadaşım. Bence sınavda bu %100 sorulacak. Haberin olsun. Bununla ilgili bir şey dememiştim ama diyeyim. Bakın bu %100 sorulacak sınavda. Neden? Çünkü başka muhabbet yok. Bunlar çok önemli. Kökler toplamı ve çarpımından geliyor. Ve arkadaşım buralara geldiysen hocalarımızın sevdiği tarzda bir soru. Hoca buradan sorar. Hocaların sevdiği soru ne o? Bir çokgenin 3 iç açısının ölçüsü 105, 115, 120'ymiş. Diğer iç açıları da 140 dereceymiş. Çokgen kaç kenarlıdır diyor. Ben ne demiştim sana? Çokgenlerde sen ne yapacaksın? Her zaman dış açıya göre hareket edeceksin. 105'in dışı 75. 160. 115'in dışı 65. 120'nin dışı 60 arkadaşım. Peki bu her birinin dışı da 40 mı? Kaç tane var bilmiyorum. Ama iç açılar toplamı diyor. 75 artı 65 artı 60 artı, bakın 40 çarpı kaç kenar var ya da kaç açı kaldı? Ben buna en çokgenin kenar sayısına en kenar dersem 3'ü buradaysa geriye de n-3 kenar kaldı. Peki dış açıların toplamı 360 mıydı? 60 çıkarsa 300 kalır. 65 75'in toplamı 140. Ne kaldı? 200 300'den 140 çıkarsa 160 kaldı. O zaman 40 çarpı n-3 160'tan dolayı sıfırlar gitti. 16'yı 4'e böldüm. n-3 ne oldu? 4 oldu. O zamandan n ne oldu? 7. Çokgenin kenar sayısı neymiş? 7'ymiş arkadaşım. Bakın buraya n derseniz cevabı n 4 bulursunuz. Sonrasında da hoca tabii ki de puan kırar. Niye? Çünkü 3 tane de burada açı var. Bunlardan gelen bir köşe açı da var. O da aklında kalsın. İlk sorun buydu. Lütfen dış açıya bakarak yapın. Haberiniz olsun. Bunu şekille de sorabilir. Bunu şekille de sorabilir. Yani şekilde bazen böyle veriyorlar. Şu dış açıyı veriyor. Şu iç açıyı veriyor. Şurada dış açıyı veriyor. İşte şurada açıortay yapıyor. Bizim videolarımızda vardı bunlar. O zaman ne olur arkadaşım? Sen hemen iç dış açılardan bulursun olayı, yaparsın. Ama sen her zaman dışı kullan, haberin olsun. Geldim son soruma. Bonus 2. Çokgen sorusu. Düzgün çokgen sorusu. Biraz önceki çokgenlerde bu düzgün çokgenler. Bakalım nasıl yapabiliriz? Hemen bakıyorum. A, B, C, D, E, F. Altıgen. Altıgense 360'ı 6'ya böldüm. Dış açısı 60. Beşgense arkadaşım, beşgense o zaman ne olacak beşgense? Beşgense de dış açısı 360 bölü 5'ten dolayı 72. O zaman burası 12. Aynısının tıpkısının benzerini sen gör diye, temiz gör diye burada yapmıştım. Buradan da yapabilirim. Dış açım birinde 60, birinde 72. O zaman burası ne oldu? 12 olmuş oldu. Ya da şöyle de yapabilirsin. İç açısı birinin 120, birinin 108. Bakın burası 108. Bunun tamamı 120. O zaman burası 12'dir. Bu arada dikkatine bir şey çeksin. Bu beşgense bu kenarlar birbirine eşit. Aa, altıgenin de ortak. Bunlar da birbirine eşit. O zaman şurada zaten böyle sorularda genelde sana böyle bir ikizkenar verirler. Burası 12. Burası alfa. Burası alfa. Tekrardan söylüyorum. Tekrardan söylüyorum. Tekrardan söylüyorum. İki tane buralar 90-90 olsaydı 180'di. Ama bu adam bunlardan 6-6 yemiş. O zaman ben de pratik bir şekilde buralara 84 derim. Ya da 2 alfa artı 12 eşittir 180'den de yürür gidersin. Oradan da 84'ü yine bulursun. Ama ben ne yaptım? Pratik yaptım. Buralar eşit ya. 90-90 olsaydı 180'e tamamlıyordu. Ama 12'yi yemiş. 12'şer yemiş. Yani nasıl? 6-6 yemiş. 12'şer demeyeyim de 6'şer yemiş ve bitirmiş. Arkadaşım tekrar söylüyorum. Bak burada yazılı provalarımız var. Zaten ödevlerini sana buradan vermiştim. Kitabını şu ana kadar ödevleri yapa yapa gittin. Ve nereye geldin artık? Yazılı kısmına geldin. Yazılı kısmında da artık gördüğün gibi her ünitenin sonunda 12'şer sorudan oluşan yazılı provası var. Lütfen oraları da çöz ve oraları da yap diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Çünkü Tonguç Akademi'nin yazılı provasını izliyorsan hoca buradan sorarları, buradan kesin gelirleri, kesin çıkar soruları ve yazılıda sorarlar kısımlarını gördün artık. Her şeyi gördün. Artık yazılıya hazırsın ve işte karşında ödüllü soru. Bakın ödüllü soru tarzında bir soru da gelebilir. Lütfen cevaplı bu soruyu da öğrenin. Zaten biliyorsunuzdur, çakışık kök varsa diskriminat muhabbetinde sorabilirler, haberiniz olsun. O yüzden ödüllü sorunun cevabını yoruma bekliyorum. Like butonunu kırmayı unutma. Seni sevdiğimi hiç unutma. İnşallah yazılın güzel geçer diyelim. Kendine iyi bak. Bir dahaki derslerde görüşürüz.